İstanbul şükrümüzü artırıyor. Hayatta kalabildiğimiz, tek parça günü bitirebildiğimiz her güne ayrı şükrediyoruz. İstanbul'da bir kaldırım. Öyle tehlikeli ki kimse orada yürümeye cesaret bile edemiyor. Özellikle yaşlılar ve çocuklar. Çünkü düşen düşene. Bakın son olarak yaşlı bir kadın nasıl ölümden döndü. Oldu mu düştü. Yaşlı insan düşmüş. Çok insan takılıp düştü burada. Ben kendim bile düştüm. Ölümde döndüm tabii yani. Mağdurlardan biri de benim. Burada yürürken bir anda dalgınlığa denk geldim ve şuraya takılıp düştü. Resmen yaylandım yerde. Pendik Ahmet Yesevi mahallesindeki bu kaldırım taşları mahalle sakinlerinin başına dert oldu. Bu taşlara takılıp düşen düşene. 4-5 kişiye de şahit oldum. Yoldan giderken çocuğumuz takılıp düşüyor yani. Özellikle yaşlı ve çocuklar. En sonda yaşlı bir teyze takılıp düştü, ölümden döndü. Orada benim anneannem de benim babaannem de düşebilirdi. İçim acıdı yani. Beyin kanaması geçirebilir, felç kalabilir. Çocuklu bir aile olur, hasta birisi olur, yaşlı birisi olur. İster istemez engeldir bunlar. Bak gördünüz, öğrenci gidiyor oyun zannediyor bunu. Oyun değil oysa bu. Tehlikeli. Şurada kartonla malzeme boşaltırken araba, ben burada esnafım ve aynı şey benim de başıma geldi. Ayağım buraya takıldı. Düştüm tabii, şu mermere kafam az daha gelecekti yani. O günden beri kolumun halen düzeltemiyorum. Halen kolumun ağrısını çekiyorum. Kolum gibi esnek yapamıyorum. Belediye bu taşları buraya dikti. Yerden yaklaşık bir karış yükseklikte, varla yok arasında ve iki adımda bir karşınıza bu taşlar çıkıyor. O yüzden mahalle sakinleri tehlike yüzünden şikayetçi. Kaldırım arabaları park etmemek için de başka bir çözüm bulsunlar. Bunlardan çok şikayetçiyiz. Artık bıktık bunlara. Bunlara bir çare bulsunlar, bir çözüm bulsunlar.